Vielleicht zu rum Bilmiyorum, sanmıyorum. Şefim bilir. Yani siz ikiniz de geldiniz. O buradaki bir Cem falan o zaman ondan ya. Bir Cem Emre var ya. Emre herhalde genelde çok işiyordu. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Öğreniriz. Bugünkü konuşmacımız konuşmasının içinde özgeçmişi de olduğu için ben oraya pek girmeyeceğim. Ama kendisini hep uluslararası ortamda tanıdım. Yani Berlin'den Venedik Biyeneli'ne kadar en son Venedik Biyeneli'nin Türkiye küratörü olarak çok değerli bir katkısı oldu. Ama bu mimarlık kitaplığı denince aslında en çok bize yardım edenlerden bir kişi, Kale Grubu'nun yöneticilerinden. Daha bismillah demeden hocam listeyi yollayın dedi. Gerçekten de iki gün sonra katalog geldi. Ne ihtiyacımız varsa özellikle bir Türkiye eşya vesaire hepsini Kale Grubu verdi. O da gıyabında Zeynep Bodur Hanımefendi'ye de teşekkür etmemiz gerekiyor ama benim bu işi yapan kişi. Teşekkür ederiz. Evet. Kerem'i sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar. Oturarak anlatacağım, sizin için sakıncası yoksa. Burada olmak çok güzel. Bodrum'a davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir vesileyle gelmek daha da anlamlı. Bodrum'a gelmek çünkü her zaman güzel ama böyle bir vesileyle anlatmak için gelmek başka güzel. Harika bir yazısı. Yani böyle bir kitap sahibi olmak büyük bir lüks. Şanslısınız, çok şanslısınız, çok gerçekten. Yani biliyoruz, farkındayız. Az önce abi, kitap değil, hocaya yakın olmak da çok güzel. Evet, yani az önce acaba biraz böyle şuralarda kitapların arasında kaybolsam mı diye aklımdan geçti ama ne yalan söyleyeyim, yani ondan sonra biraz bu sunuşu ihmal edelim diye korktum. Ve çok da fazla gitmedim. Çünkü çok değerli bir arşiv var. Bu arşivin böyle örnek olmasını biliyoruz. Umarım olur. Umarım birilerinin daha dikkatini çeker. Umarım bu kitaplıklar daha da çok artar. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ben bugün bu sunuşu aslında Genç Mimar diye bir başlıkla özetlemek istedim. Çünkü bu bizde enteresan bir konu. Genç mimar. Şimdi genç olmadığınız zaman galiba duayen mimar olmanız bir şey değil, garanti değil. Orada bir bulanık bir alan var. Yani genç olmayan mimar hala tam olarak problemli bir yerde duruyor. Fakat genç mimar daha da problemli bir yerde duruyor. Çünkü o böyle bir şeyler yapacak. Göreceğiz ama sonuçta genç mimar. Yani hani bir toyluk ifadesi bu. Bir tür işte hani kolay yönetilen, çok da fazla böyle hani işin içerisine girmeden bu işi yapabilecek gibi bir görülen bir tarif bu. Bu genç mimar lafı da enteresan çünkü fiziki olarak gençlikle ne kadar ilgisi var ondan da çok emin değilim. Yani gidiyor hala. Ben şu anda 40 yaşındayım. 50'de de galiba genç mimar olarak anılabilirim. Şikayet mi? Şikayet bilmiyorum ki şikayet mi? Öte yandan da bir anda insan kendisini emekli olmuş bir şekilde bulabiliyor. O da ilginç. Yani aslında mimarlık pratiği böyle 60'larda 70'lerde süren bir pratik Batı ülkelerde. Bizde böyle bir anda erken emeklilik durumu da var. Yani genç mimar bittiği gün emekli olabilirim diye hissediyorum. Bundan da biraz tedirginim açıkçası. Ben genç mimarı başarılı diye aldım.
Çok teşekkür ederim. Umarım öyledir. Şimdi genç mimar deyince ama insanların gözünün önünde bir şeyler geliyor. Yani bu genç mimarların bir web sitesi olur. Bu genç mimarların web siteleri dönem dönem farklı modalarla yapılır. İşte bazen beyaz oluyor o modalar, bazen büyük resimlerle oluyor. Ben 2004 yılında Hollanda'dan geldim. 2001 yılında Taşkışla'dan mezun oldum. Ondan sonra 2 yıl yüksek lisans için Delft Üniversitesi'ne gittim. Sonra 2004 yılında geldim ve 6 yıl Emre Aralat'la birlikte çalıştım. Sonrasında da 2011 yılında kendi ofisimi kurmak üzere müsaade istedim. Ve bu işte o zaman genç bir mimar olarak pratiğime başladığımda uzun bir süre bu web sitesi yapma işini erteledim. Çünkü web sitesi aslında bir vaatte bulunuyor. Bu vaadin bir yükü var. Bu vaadi yerine getirip getiremeyeceğinize dair ciddi bir ağırlık da var aslında. Dolayısıyla hep bu işi erteledim. Aşağı yukarı 3 sene web sitesi hiç yapmak istemedim. Çünkü bu beyaz web sitelerinden o kadar çok var ki bir süre sonra konunun gerçekliği tamamen aslında ortadan kalkıyor ve bunlar bir dizi resim olarak gözükmeye başlıyor. Fakat işler bir noktaya geldiğinde artık daha fazla anlatmamız, daha fazla paylaşmamız gerektiğini düşünerek bir web sitesi yaptık. Fakat web sitesi de bir mesele. Çünkü web sitesiyle aslında hiçbir şey anlatmıyorsunuz kendinize dair. Çünkü mesela bunların içerisinde her bir proje şu hale gelmeden önce bizim günlerce, aylarca, haftalarca uğraştığımız, bu hale gelsin diye uğraştığımız, bu hale geldiği zaman da aslında rafa kaldırdığımız şeyler. Yani biz hep bu web sitesinin hazırlık aşamasıyla uğraşıyoruz aslında. Yani bizim işimiz bu. Peki bu hazırlık aşaması ne? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. Birkaç tane proje göstereceğim. Biraz uzun uzun anlatacağım. Sıkılırsanız lütfen deyin hadi tamam artık toparla. Vaktinizi biraz alacağım. Ataşehir'de ilk inşa ettiğimiz projeden başlamak istiyorum. Aslında bunlar yan yana iki proje. Ataşehir böyle bir yer bilmiyorum. İstanbul'da İstanbul'la ne kadar ilişkiniz var? Ne sıklıkta gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama Ataşehir 20 sene önce olmayan bir yer. 20-25 yıl önce Ataşehir diye bir yer yoktu. Bugün var. Böyle bir yer Ataşehir. Yani çok başarılı bir girişim olmadığını söylemek mümkün. Bir taraftan böyle ilginç yapılar var. Büyük bütçeli yapılmış, bir tırnak içerisinde belirli kaygılarla yapılmış ama bir taraftan da böyle bir durum var. Yani bunlar böyle zeminde kurduğu ilişkiler, etrafıyla olan ilişkiler, sürekli bir gelişim, değişim, dönüşüm durumu hala devam ediyor. Bu fotoğraflar bizim aslında proje başlarken çektiğimiz bir fotoğraflardı ama biraz dolaşırsanız hala gördüğünüz şeyler bunlar. Üst yapı ile alt yapının birbirine karıştığı tuhaf bir durum var. Yani hangisinin niye yapıldığı tam olarak belli değil. Mesela bir kaldırım becerisi var ama o kaldırım ne işe yarıyor tam olarak bilmiyoruz. Bir yandan böyle yapılar var. Yani Ataşehir tam da böyle istenildiği kadar gıcır gıcır 0 kilometre yapılmış bir yer de değil. Belki de ilk öyle değil. Bir şeyler çözülmeye başlıyor ve o daha da iyi oluyor. Ama hani bildiğimiz kodlar da var bunun içerisinde. İşte böyle büyük bir ağacın altında oturuluyor falan. Bunlara da rastlayabiliyorsunuz. İlginç bir yer. Dönüşümü şöyle sürüyor. Yani bu buranın ev sahipleri bu tür yapılar. Fakat burada herkesin bu dönüşümden bir tür fayda sağladığı bir durum oluşmuş. Çünkü bu dönüşümün bir mağduru yok. Çoğu burada mülk sahibi yaşayanlar. Dolayısıyla aslında bunlar milyonluk evler. Burada yaşayanlar da milyonluk insanlar tırnak içerisinde. Yani bu şeyleri buradan yani bu koşullardan sonra müthiş bir sıçrama maddi anlamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönüşüm tuhaf bir dönüşüm. Yani mağduru da pek olmayan bir dönüşüm. Enteresan bir şekilde. Böyle yapılar var. Bu bizim komşulardan bir tanesi. Fakat biz ilk geldiğimizde mesela sokakla olan ilişkisi buydu bu yapıların. Çünkü tekinsiz bir yer olarak da biraz gözüküyordu. Bu tekinsizliği kimin yarattığı büyük bir soru işareti aslında. Yani bu tekinsizliğin sonucu mudur bu dükkanlı teller yoksa müsebbi midir? Biz hep aslında süreç içerisinde kendimize sorduk. Böyle bir yer, ilk projeyi yaptığımız yer. Aslında bu işlere başlarken her şeye rağmen böyle bir takım hesaplar hep var. Bu hesaplar hiç bitmiyor. Bu hesapların bir kere kendisini
meşrulaştırmadığı bir projeyi yapmak zaten mümkün değil. Hayatımız son 10 yılı bu hesaplarla geçiyor. Çıkma ne kadar, taksi ne kadar, taksa dahil olmayanı ne, kaksı ne oluyor falan, böyle sürekli yönetmeliklerle geçiyor. Bir zihin açıcı bir şey var tırnak içerisinde. Biraz olasılıklara tabii bakıyoruz. Genellikle etrafında neler var, neler yok, nasıl alternatifler yapılabilir falan diye uğraşıyoruz ama genelde aslında uğraştığımız şeyler, yani Ataşehir'de de yapsak, başka bir yerde yaptığımız 3 aşağı 5 yukarı aynı işte. Güneşin altında çok da fazla belki de farklı bir şey yok. Yani güneş nereden geliyor, rüzgar nerede, kimin gölgesi kimin üstüne düşüyor, bu iş nasıl aslında en az eforla en düzgün bir şekilde yapılabilir diye uğraşıyoruz. Çok basit bir şeması vardı ilk yapının. Servis alan ve servis veren mekanları böyle net olarak ayrıldı. O günkü yönetmelikle de bu ikisi arasındaki büyüklük orantısının aslında bir takım ara mekanlar lehine kullanmaya imkan sağladığı bir şemayı yapmak mümkün oluyordu. Ve biz de bununla uğraştık. Tabii genç mimar kofusu şöyle bir elips çiziktirince o olmuyor, yapılmıyor. Onunla bayağı uğraşıyorsunuz. Sonra o elipsler tek tek çiziliyor, altlarındaki detaylar, kenarlarındaki ışıklar, üstündeki çakıllar derken, yani bizim aslında epeyce bir uğraştığımız, öyle inşa edilsin diye bildiğimiz, öğrendiğimiz veya araştırdığımız metotları sonuna kadar kullandığımız uzun uzun süren bir araştırma safhası bütün projelerin içerisinde yer alıyor. Çünkü mimarlığın bir notasyonu var, hepinizin de bildiği gibi. Bu dünyada geçerli bir dil. Bu dilin hakkını vererek kullanmak istiyoruz. Yaptığımız iş aslında bütün dünyada bir şekilde kabul edilebilir standartlarda bir iş olsun istiyoruz. Bu her yerde inşa edebilmeyi, edebilir olmayı önemsiyoruz. Etmeyi değil de edebilir olmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla aslında bunu biraz da böyle evrensel bir kültürün parçası olduğumuzu hissederek yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bakarsanız yaptığımız her şey o bizim uydurduğumuz sınırların ötesinde bu dünyaya ait, bu gezegene ait. Yaptığımız hasar da sadece bizi ilgilendirmiyor. Önünde sonunda dönüp dolaşıp hepimize bir fayda veya zarar sağlıyor. İlk yapı sahadaki yapıydı. Bu bir üç boyutlu görsel. Bu yapıyı yaparken hemen yanındaki araziyi de aslında işveren bir anlaşmayla satın alma imkanı buldu. Fakat ilk önerdiğimiz yapıdan farklı bir yapı yapmamızı istedi. Ve bu hakikaten çok fazla karşımıza çıkmayan bir tutum. Çünkü genellikle en az eforla en çok şeyi yapmaya alışkın bir yapım pratiğin içerisinde yer aldığımız için genellikle bunu biraz böyle eğip bükelim, onu da bu tarafa yapalım derler. Fakat burada işveren bize bu anlamda bir olanak sağladı. Hani nasıl olur da bu iki yapı aslında temelde de aynılar. İkisi de kiralık ofis yapısı. Kullanıcıları belli değil. O yüzden de çok jenerik yapılar bir tarafıyla. Güneşle olan ilişkileri neredeyse aynı. Yan yana duruyorlar. Evet, arazilerin şekilleri farklı ama enteresan bir şey var. Türkiye'de iki binayı arka arkaya yaparken yönetmelik değişebiliyor mesela. Dolayısıyla bir tarafta yaptığınız şeyi diğer tarafta yapamıyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında bu böyle bir tuhaf bir şey, varyasyon üretme şeyini de yanında getiriyor. Yani, evet, iyi bilmiyorum ama sonunda böyle bir şey önerdik. Aslında iki yapının temelde birbirine çok yakın bir şeyi var, davranış biçimi var. İkisi de işte olabildiğince güneşle olan ilişkisini doğru kurmaya çalışıyor. Sol taraftaki yapı tek cepheli bir yapı. Doğru gölgeyi düşürmeye çalışıyor içeri. Dolayısıyla yaklaşık %30'a varan bir ekolojik anlamda fayda sağlıyor. Yani yapay iklimlendirme %30 oranında azaltan bir yapı. Sağdaki ise daha çıplak. Onun kendi koşullarından ötürü aslında o derin lameller cephenin daha da dışına takılıyorlar. Ve cepheyle arasında bir mesafe oluşuyor. Bu kısımlarda oluşan ara mekanlarda aslında biraz böyle informal kullanımlara meydan veriyor diyebiliriz. Bu iki yapıyı aslında böyle inşa edebilmeyi biz önemsiyoruz. Yani bu bittiği zaman bizim vaat ettiğimiz şey olabiliyor mu diye çok fazla uğraşıyoruz. Çünkü esas aslında bütün şeyimiz bu, enerjimiz bu. Yani tutamayacağımız bir sözü vermemeye çalışıyoruz. Ama bu sadece bizimle bitmiyor.
Peki bu yapılar fiziksel çevre anlamında bize ne kattı? Yani bu sokağa ne kattı, bu çevreye ne kattılar dediğinizde elbette ki yatırımcının belirli isteklerini yerine getirmek haricinde herkese sahiplenebildiği bir bahçe yapabildiler. Bunun arkasında bir ekonomik model var. Yani buraları ticari anlamda kullanılabilir alanlar haline getirdiğiniz zaman aslında etrafına hiçbir çit yapmadan hala sokakta doğrudan ilişki kuran mekanda üretmek mümkün olabiliyor. İşte bunlar dükkan olacaklar, oldular da. Ama dükkanın yanında iyi bir bahçede yapabiliyorsunuz. Ve böyle olduğu için de burada yaşayan herkes buraya sahip çıktı. Ve kısa bir süre sonra yandaki bina da şeyi kaldırdı, çitleri kaldırdı. Yani bizim buradaki şeyimiz, mimarlığın bu işe katkısı her zaman büyük harflerle, çok büyük adımlarla olamıyor. Ama bunu becerir, yani bu küçük adımları atabildiğimiz zaman da bir şeyler oluyor diye düşünmeye başladık. Yani basit sistemlerle, çok basit ekonomilerle aslında, uydurma teknolojilerle, burada gördüğünüz her şey aslında bizim uydurduğumuz sistemler, işte o cephe sistemi hazır bir sistem değil, olan şeyleri takıp takıştırıp, biraz dönüştürüp yaptığımız işler. Pardon, bu noktada sormak istedim. Hareketli mi onlar? Değil, sadece. Çünkü hareketli olması müthiş bir şey getiriyor, yük getiriyor. O yüzden biraz eksiliyorlar. Yani çünkü açmak, kapamak, hareket ettirmek mümkün olmadığı zaman arada bir bunları boşaltıp dışarıyla daha fazla ilişki kurmayı imkanı sağlıyor. Peki yatay gidip geliş var mı? Yok, hayır. Yok. Bunlar sabitler. Ama o mesafelerle epey uğraştık. Yani bunların sıklığı yaklaşık 33 santim gibidir akslarından. Bununla epey uğraştık. Yani içerideki insanları rahatsız etmeyecek sıklıkta olmasına, mesela cepheden açıklığına. Dolayısıyla o cepheyle, birinci cepheyle ikinci cephe arasındaki mesafenin bir tür servis mekanı olarak kullanılmasına, işte o cephelerin dolayısıyla oradan temizlenmesi, herhangi bir buğuma falan ihtiyaç olmaması gibi bir sürü küçük numara aslında o yapıyı mümkün kıldı. Bu da başka bir şey. Yani bu lameller normalde çok birer kapak parçasıyken biraz daha derin yapıldığında, bütçeyi birazcık işte %10 kadar arttırdığınızda aslında doğru açılar verildiğinde işe yarıyorlar. Yani epey camlı bir yapı olmasına karşın içeriği doğru gölgeleyen yapılar üretme imkanı sağlıyor. Bizim bunlar da işte sözünü ettiğim ara mekanlar, kat bahçeleri diyelim işte. Hakikaten kat bahçeleri bunlar işte. Çok basit yerler, çok basit mekanlar ama gündelik hayatın içerisinde kendini var edebilen yerler bunlar. Bu da bizim sokağa aslında verdiğimiz bahçe. Yani burada ne var? Bunda bir şey yok ama bunlar artık yok. Yani bunları... Bu ilişkileri, bu doğrudan ilişkileri durup tekrar arama noktasına geldik galiba. Dolayısıyla biraz bunlara bakmak gerekiyordu. Bu da az önce sözünü ettiğim binanın aslında iç mekandaki gölgeli durum. Bunlar da yapıların bittikten sonra iyice çekilmiş fotoğrafları. Soldaki yapı dediğim gibi bir güvenlik kulübesi burada hala var ama artık yavaş yavaş bir sonraki şeyde aşamada o şeyleri kaldırdılar ve buradan bir aslında ekonomi üreyebileceğini gördükleri noktada da uyum sağladılar diyebiliriz. İkinci göstereceğim proje Akyazı, Sakarya'da yaptığımız bir yapı. Bütün projeler İstanbul'da olmuyor. Bu da iyi bir şey. Biraz böyle bir konu dağılıyor. Yeni yerler hakkında düşünme imkanı veriyor. Akyazı benim bildiğim bir yer değildi. Tamamen tesadüfen bir kültür merkezi için proje geliştirme imkanı bulduk. Her projeye böyle gidiş, o projenin yerini görme seyahati falan bizler için öğretici oluyor. Bazen biraz da böyle hani kendimiz de biraz fazla belki romantize ediyoruz ama her şeye rağmen oradan öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim aslında bu tür bir tutum, bu tür bir davranış, öğrendiğim de bir davranış. Bir yerden bir ipucu bulmaya çalışma, orayı anlamaya çalışma. Daha önceki pratiğimin, Emre Aralat mimarlığın aslında içerisinde çok fazla önemli bir damar. Oradan çok fazla şey öğrendiğimi bir kere daha söylemem lazım. Burası aslında Sakarya Ovası diyelim. Yani Nevin etrafındaki verimli topraklar. Bu geçip gittiğimiz yerler aslında çok fazla şey söylüyor bir taraftan. Bunlar kesim için dikilen kavak ağaçları aslında. Yani bir endüstriyel peyzaj diyebiliriz buna. Ama buraya müthiş bir karakter veriyor. Güneşle olan ilişkisi, özellikle bizim gittiğimiz mevsimdeki bu
kontrastlar, bunların yaprak döktükten sonra işte verdikleri o kaligrafi aslında çok öğretici. Buraya çok özgü bir şey. Bunu Hollanda'da aslında galiba ben bunun kıymetini biraz öğrendim. Oradaki peyzaj çok akıllı bir peyzaj. Çünkü yol kesiti aslında sadece yol kesitinden ibaret değil. Suyun uzaklaştırılması, toplanması, kışın ayrı bir set oluşturulması, yazın ayrı bir set oluşturulması derken bütün ülkenin neredeyse %95'inin planlandığı bir pratik var orada. Ve bu pratik etrafa yeniden sizin başka türlü bakmanızı da sağlıyor galiba. Sakarya benim çok iyi bildiğim bir yer değildi ama sonra biraz böyle Hollanda gözümün önüne geldi. O kadar akıllı peyzaj gibi itiraf etmek lazım ama buradan çok fazla şey öğreniyor insan bu geniş düzlüklerden. Biraz Hollanda'yı da andırıyor gerçekten. Akyazı'da ve Sakarya'da aslında kentin içerisinde yapıla gelen, bugünlerde yapıla gelen yapıların çoğu çok niteliksiz ve aslında üzülerek söylemem lazım ki pek azından bir şey öğrenmek mümkün. Muhakkak vardır ama iyi bir fiziksel çevre oluşturmayı beceremedik pek çok kentte son birkaç on yıldır. Bunları da görüyoruz ama biraz kırsaldı mesela. İşlerin gevşediği ve işin içerisine hala konvansiyonun girebildiği noktalarda öğrenecek hala bir sürü şey var. Bu yapılar, yani buradaki kurutma yapıları, depo yapıları, her biri birer aslında mimarlık nesnesi diyebiliriz belki de. Kendi türevlerini zaman içerisinde üretmiş. Oradaki bilgiyi en doğrudan kullanarak aslında kendi varyasyonlarını üretmiş. Küçülmüş, büyümüş ama her zaman mantığını korumuş. Arkasında da o mantığı hep aslında biraz dikkatli baktığınızda görebildiğiniz yapılar üretmiş, sistemler. Yani bunların mesela şu yapıyı bana birisi bayağı Petrozumtor'un bir yapısı olarak satabilir. Yani ben alırım yani. o derecede aslında doğrudandı ve kalitesi olduğunu düşünüyorum. Mimari mekan kalitelerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ölçeklerin falan yarısı da yapılma biçimleri. Bir de yani ürettikleri mekanlar da bence. Mesela böyle bir yerde insan gününü geçirmek ister. Yani işte biraz rüzgar esiyor, hafif gölgedesiniz. Dışarıyla olan ilişkiniz hiçbir zaman kesilmiyor. Hep o peyzajı görüyorsunuz. İhtiyacınız olan her şey elinizin altında. Yükseklik doğru, işte kamyon da içine girebiliyor. Yükleme de yapabiliyorsunuz. Öyle de oradan alabiliyorsunuz. Aslında her şey yerli yerinde. Bunlar bizim bu seyahatimizde aslında bize epeyce etkiledi. Yani o anda gördüğümüz şeyin ne olduğunu anlayamasak bile sonra üzerine düşündükçe bazı şeyleri de galiba keşfediyoruz. Belki de olduğundan da daha fazla öyle olduğunu, olduğundan daha fazla da anlam yüklüyoruz ama bunda da bir problem yok. Çünkü o bizim bulduğumuz artık ve yeniden keşfettiğimiz bir şey. Burası proje alanı. Bir kültür merkezi için çok büyük. Akyazı'nın işte uzaydan çekilmiş fotoğrafı böyle bir şey. Fakat gördüğünüz gibi aslında proje alanı bir kültür merkezi için bir çeper noktadır. Yani merkezde değil. Dolayısıyla burası bize verilen ilk ödevde olduğu gibi bir meydan falan olabilecek bir yer değil. Olsa olsa burası bir park alanı olabilir ve parkın içerisinde bir kültür yapısı olabilir. Ama bütün şehirler gibi küçük büyük hiç fark etmez. Akyazı da yaşıyor. Yakın zamanda buradaki belediye hizmet alanı olarak tarif edilen yerin sol ve sağ tarafının konutlarla dolacağını biliyoruz. Sol taraf gelişim bölgesi, konut alanı. Sağ tarafta da zaten mevcut konutlar var. Aradan bir dere geçiyor. O derenin üzerinde bir köprü yapılması söz konusu. Biz dedik ki yani bu belediye hizmet alanı denilen yerin içerisinde yer alacak yapı bir tür köprü yapı olabilir mi? Yani bütün bu konut alanlarını birbirine bağlayan, içinden geçilen bir yapı haline dönüşebilir mi? Kültür yapıları enteresan şeyler. Yani bunlar hakkında gerçekten biraz böyle yeniden düşünmeye galiba ihtiyacımız var. Bir yere kültür götürmek çok aslında tuhaf bir yaklaşım. Yani orada bir kültür yok, şimdi biz size bir merkez yapacağız, kültürü de burada toplayacağız, gelin burada kültürlerin demek aslında çok üst perdeden bakan ve problemli bir konu. Halbuki oranın içerisinde herhangi bir yapı
gibi davranabilecek bir kültür merkezi belki de aslında çok daha yaşamaya mutludur. Bu genellikle bu yapılar çünkü orada yapılan, orada kullanılan malzemelerden farklı malzemelerle, sert malzemelerle, dayanıklı malzemelerle tırnak içerisinde ve genellikle kötü yapılmış kamu yapıları. Genellikle birer anıtsal merdivenli, zeminden kopan yapılardır. Kapılarında Nemrut bir görevli olur. Pek insanları içeri almak istemez. Bu davranışları biz geliştirdik. Yani bunun suçlusu başkaları değil, biziz. Halbuki kültür yapısı böyle olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Yani bir pasaja dönüşebilir, içinden geçilen bir yapı önerebilir miyiz diye düşündük. Ve aslında koskocaman bir saçak önerdik. Bir ahşap yapıydı önerimiz. Ve alanın büyüklüğünü de bir avantaja çevirecek şekilde öyle tanjant olarak geçen, alanı ikiye ayıran, dolayısıyla iki farklı açık alan tarifi yapabileceğimiz, açık alandaki tek belirleyici elemanın da buradaki kavak ağaçlarının olduğu bir öneri geliştirdi. Az önce gördüğünüz ahşap yapılardan epeyce etkilendiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü kültür merkezi dediğimiz şeyin aslında bir programı falan da pek yok. İtiraf etmek gerekirse. Bu sürekli dönüşmek, değişmek zorunda. Öyle bir yapı yapalım ki yani bu bir strüktürden ibaret olsun. İçerisi istenildiği zaman istenildiği gibi değiştirilebilsin. Değiştirilemeyen tek şey eğimli olan zemin olduğu tiyatro salonu olsun. Ve onun dışındaki bütün alanlarda böyle ihtiyacı göre yeniden kurgulansın diye düşünerek bir yapı önerdik aslında. İki tarafında iki tane pasaj var. Saçağın altından yürüyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasanız bile hiçbir aktiviteye katılmayacak bile olsanız bu yapı sizi yağmurdan korudu, rüzgardan koruduğu için aslında bir saçak yapı olduğu için altından yürüyorsunuz. Yani 2 metre ilerleyen yürümekle bu yapının içerisinden veya yanından yürümenin arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla da daha fazla insanın temas ettiği bir yapıya dönüşebilir diye hayal ettik. Ve buna uygun olarak da bir takım aslında kullanımlar önerdik. İşte bir çim amfi önerdik, bir çocuk oyun alanı önerdik. Ve bu bütün bu şeyi de tarif eden aslında buranın elemanları olsun istedik. Hem zemin bir yapı, hiçbir neredeyse doğru düzgün bir kapısı bile yok. Her tarafı açılabiliyor çünkü. Herhangi bir yerinden konuya dahil olabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Ve insanın aslında çok kendi ölçeğiyle yakın bir ölçekte yüksekliği başlayıp sonra ahşap çatının verdiği imkanlarla yükselen, dolayısıyla hacimlenen bir yapı. Yani girişte sizi karşılayan mekan da böyle koskocaman bir mekan değil. İşte elinizi kaldırdığınızda değebildiğiniz bir kiriş var. O kirişin yanından girdiğinizde de yapının içerisindeki hacme yavaş yavaş adapte oluyorsunuz. Orada gördüğümüz elemanları birer yere geçirgen eleman olarak da kullanmak istedik. İşte içerisine keşke bir restoran girse dedik. Arada bir düğün yemeği falan da yapılabilir burada. Hiçbir şey yok. Bu böyle boşalsın, zaman zaman çapraz geçişlere de imkan sağlasın. Onlar da böyle bu kavak ağaçlarıyla falan tarif edilsin istedik. Ama temel olarak aslında böyle bir geçit bu. Bir geçit yapının içerisinde. İşte zeminin biraz böyle çukurlaşıp tiyatroya dönüştü. Sonra gene düzeldiği bir seri kesit aslında önerdi. Hep aynı kesit tekrar ediyor diyebilirim. Bir tek tiyatroda ortadaki dikmeyi kaldırıyoruz. Makaslar büyüyor. Onun haricinde neredeyse, tabii bu bir endüstriyel ahşapla inşa edilen bir yapı ama konvansiyona çok yatkın bir yapı. Bu da yapının uzun kesiti aslında. Parçalı olarak ilerlediğimizde karşılaştığımız böyle bir şey. Yani işte böyle bir yer olsun istedim. Çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Müsaade ettiler mi bunu yapmanıza? Şimdi bu enteresan bir şey. Normal olarak belediye birine bir iş verdiği zaman aslında hiç böyle bir sunuş falan hazırlanmıyor. O yapı bir şekilde yapılıyor ve bittiği gün görüyorsunuz. Bizimki biraz enteresan bir tarih olan bir yapıydı. Biz halk meclisi dahil olmak üzere yaklaşık 5 farklı sunuş yaptık. Ve bu yapıyı defalarca anlattık. Fakat çok anlaşılabilir nedenlerle bu yapı sonunda gerçekleştirilmedi. Yani burada bir siyasi bir şeyin de içerisinde, mücadelenin de içerisinde bu yapının alışılagelmiş bir yapı olmamasından ötürü gerçekleştirilemedi. Fakat bu yapı yapılamadı ama biz Ulusal Mimarlık Ödülü aldık bu yapıyı. Tahmin ettim ya. Ulusal Mimarlık Ödülü. Bunu görün.
bence benim değil. Fazla gelmiştir onun. Yani buradaki şeye verdiğimiz bizim referanslar, yerel mimarlığa verdiğimiz referanslar, hatta neredeyse ahır yapılarına kadar benzeşmesi. Oradaki yerel halk rahatsız etti. Mesela dediler ki yani bu yapı, biz zaten böyle yapılarla sürekli yaşıyoruz. Yani hani bu, ve sonra şöyle de bir şey var. Mesela çözüm üretmeye başladılar. Yani bu çatıyı biraz böyle çevirsek falan. Ama esas yapılmama sebebi galiba şuydu. Yani yapının normalde karşılaştığı, herkesin karşılaştığı yapılardan hem farklı hem de çok benzer olması istenmeyen bir istenmeyen bir risk siyasi irade açısından. Bu yüzden de zannediyorum gerçekleştirmek istemediler ve bizden çok kısa bir süre sonra hemen az önce tarif ettiğim türden bir yapı yapıldı. Hiçbir şeye sunulmadı. Yani bir halk meclisi ya da belediye hiçbir paylaşımı bulmadı, yapıldı. Evet, siz sunmadan yapsaydınız olacaktı. Ama bizim bir öyle bir imkanımız yoktu. Yani biz dışarıdan gelenlerin de böyle bir şey var. Bazen oluyor böyle şeyler. O yapının resmi var mı? Hayır yok. Hayır yok. Çerkeş bir yarışma yapısı. Aslında doğal yaşam merkezi. Az önce sözünü ettiğim şeylerden yine bu benim Hollanda'daki, Hollanda'ya ben gittiğim zaman aslında ne okuyacağımı da çok fazla bilmiyordum. Yani landscape konusunda çok fazla bilgili değildim. Hollanda'yı da pek iyi bilmiyordum. Birinci dönem boyunca bize Hollanda'nın nasıl çalıştığını anlattılar ve o sırada 24 yaşındaydım. Ben bunları ne yapacağım, benim hayatımın geri kalanında bu bilginin bana nasıl bir faydası var diye sürekli sorguladığımı hatırlıyorum. Bir faydası oldu. Bu projeleri yaparken aslında tekrar tekrar oraya dönme imkanı buldum. Bu bir rehabilitasyon merkezi aslında projesi. Bir proje yarışmasına yaptığımız öneri. Bununla bir mansiyon ödülü kazandım. Çok büyük bir alanda. Çankırı Çerkeş'te aslında alanın yeniden düzenlenmesi ve içerisinde bir otel, bir rehabilitasyon merkezi ve bununla ilişkilendirilen yan programların oluştuğu bir aslında ödevi vardı bunun, bir tarifi var diyelim. Biz bu şeyi, yani bütün bu alanı aslında bir akıllı peyzaj olarak tasarlayabilir miyiz diye düşünerek başladık. Yapı da bu peyzajın bir parçası olabilir mi? Zaman zaman su toplayacak, zeminden hiçbir şey almayacak, ayaklar üzerinde yükselecek, güneşi doğru alacak, güneşi hapsedecek, zaman zaman aktif, zaman zaman da pasif yöntemlerle aslında kendi enerjisini üretecek. İşte topladığı suyu oradaki su haznelerini de besleyecek şekilde taşıyıp ondan sonra o hazneleri birer böyle suyun çökertisinden kendisini temizleyen pasif yine ve doğal sistemlerle yeniden kullanılabilir hale getirecek bir öneri yaptık. Öyle yaptığımızı düşünüyorduk aslında. Bu onun araştırması. Şu enteresan bir kolokyumu oldu bu yarışmanın. Bir jüri üyelerinden bir tanesi hatta bir şerh koydu. Bu yarışmanın birincisinin bu projesi bu proje olması gerektiğine dair. Fakat projeyi birinci olamayan proje ikinci olmuyor yarışmalarda. Öyle bir şey var. Yani bir proje ikinci olmuyor birinci olaması. Mansiyon alıyor. İkinci projenin konuyla pek ilgisi yok genellikle. Yani o tür bir sıralamanın içerisinde. Bunu öğrendiğimiz bir şeydi bu. Galiba bunların hepsi birer tecrübe. Yarışmalarda genellikle pek böyle büyük ölçekli maketler istenmez. Biz bunları biraz araştırma olarak da görüyoruz. Şu görmüş olduğunuz sistemleri öğrenmek, yeniden düşünmek için. Dolayısıyla aslında epey zevkli süreçler bir tarafıyla. Bir tarafıyla da çok kapalı süreçler. Çünkü derdinizi pek anlatamıyorsunuz, pek paylaşamıyorsunuz. Karşınızda gerçek bir müşteri yok. Bir mektup gönderiyorsunuz. O mektubu okuyan kişiler o projenin gerçek sahipleri olmayabilirler. Sadece okuyucularıdırlar. Dolayısıyla yarışmalarla ilgili de kafam karışık. En iyi yöntem olduğunun farkındayım. Daha iyi bir yöntem yok. Ama nasıl formüle edildiği çok önemli. Bu aslında basit bir çatı. Böyle bir M harfinden oluşan bir kesti var. İki katlı bir yapı. Üst katta odalar var. Alt katı da zaman zaman odalar geliyor. Güneşin yönüne göre bazen yüzeyine kolektörler alıyor ki güneş enerjisini kullansın. Zaman zaman boşalıyor. Evet. İşte içerisinde bir sera var. O sera da kendi şeyini de yetiştiriyor.
sağlıklı yiyeceğini de yetiştiriyor. Ondan sonra böyle biraz aslında şeyin içerisinde doğrusal, her tarafına değen, yani peyzajın her tarafına değen ama olabildiğince de ekonomik olduğunu düşündüğümüz bir yapı önerisiydi bu. Doğaya eşitlik kazandırmıştı. Bilmem, umarım öyle olurdu, yapılsaydı bilmiyorum ki. Sonra Sakarya'dan bizi tekrar çağırdılar. Dediler ki bu sefer şeyin kentin meydanın üzerine bir çalışma yapmak istiyoruz. Bizim için bir proje geliştirir misiniz diye. Kent meydanlarının nasıl tasarlandığını aslında biliyorsunuz. Yani bir kentin alışkanlıklarıyla da örtüşen bir takım odaklar, yolların aslında kesiştiği noktalar, ticari alanların biraz böyle beslediği ve kent hayatını zenginleştiren yerlerdir meydanlar. Bunlar zaman zaman çok iyi planlanmış, zaman zaman da o kadar iyi planlanmamış vakalar üretebilirler. Fakat buradaki çok ilginç, buradaki meydan aslında hiçbir zaman meydan olarak tasarlanmamış bir meydan. Bu meydan bulunduğu yerdeki kamu yapılarının depremden zarar görmesi sonucu yıkılmasıyla ortaya çıkmış bir meydan. Dolayısıyla aslında bir meydan değil, meydana gelmiş. Etrafındaki yapıların cephesi hiçbir zaman bu meydan için tasarlanmamış. Bir anda ortaya çıkmış ve bir başka meslektaşımızın burada yapmış olduğu çalışmayla devasa boyutlarda kentin en işlek caddelerinin birine komşu veren bir meydan tasarımı gerçekleştirmiş. Tabii bu yapılırken bir de zemin altında yaklaşık 13 bin metrekarelik bir otopark da yapılmış ki bütün bu meydanın aslında izini de o otopark tarif ediyor diyebilirim. Önemli bir yük alıyor kent için. Fakat bazı işler yani bu aynı zamanda bir toplanma alanı, yani bir meeting alanı olarak da düzenlendiği için bazı işler o kadar da iyi gitmemiş belli ki. Proje kısmen uygulanmış ama yapılmış olan en önemli herhalde gaf diyelim. Bu meydanın içerisinde bir noktada anıtı yükseltmek için yapılan yapay yükselti kentle neredeyse bütün ilişkisini koparmış. Dolayısıyla meydan mesela şu sarı noktada bir anıtla, sonra da o pembe gördüğünüz noktadaki merdivenlerle doğal zeminden, yani dümdüz neredeyse burası, doğal zeminden 2 metre yukarıda kaldığı için insanların böyle çok da fazla geçmediği bir yer haline geliyor. Tabii pardon, bu çeyrek halkaları hep basamak mı? Yok değil. Ha, onlar düz. Şöyle, şuradan itibaren böyle hafif bir rampa var. Var. Bu meyil burada 2 metreleri buluyor. Oo. Öyle olduğu zaman şu bir insan bak. Oo, tamam. Şu bir insan. Evet. Dolayısıyla burada böyle bir ölçek problemi de var. Yani yerdeki desenler çok büyük. Geniş bir açıklık, burada yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir noktada yazın ya da kışın bulmak çok konforsuz. Sarı kısım 2 metre yukarıda mı kaldı? Şu nokta, şuradan 2 metre yukarıda. Sarı kısımda burada böyle bir şey var. Yine bir hatırat yapılmış, oraya bir düzenleme yapılmış. O da tamamen çarşıyla olan ilişkiyi kesmiş. Dolayısıyla biz önce burada bir şey, yani bu yapının, yani biz bu problemleri görüyoruz ama bu meydan bizim gördüğümüz problemlere rağmen hala işlek mi değil mi bunu bir kere test etmemiz lazım dedik ve MOBESE görüntülerini istedik. Yani kentin MOBESE görüntüleri buranın ne kadar işlediğini bize gösterebilirdik. Açıkçası isterken de bize vereceklerini düşünmüyorduk. Ama bu ilginç bir şey. Yani bu bilgiye ulaştığımız anda hem şaşırdık hem de şaşırmadık. Çünkü gerçekten meydanın hiç kullanılmadığını gördük. Yani farklı günler, farklı saatlerde meydandan neredeyse geçiş yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu tespitlerimizin aslında çok da yanlış olmadığını tekrar tekrar görme imkanı bulduk. Şu gördüğünüz yükselti 30 santimden başlayıp 2 metrelere kadar yükseliyor. Şimdi böyle olduğu zaman buranın kolay ulaşılabilen bir yer olduğunu da biliyoruz. Yani herkes meydanın kenarından yürüyor, çarşıya ulaşabiliyor. Dolayısıyla burası aslında meydan ama biraz böyle yalnız kalmak için bir şey meydan. Fakat burada bir şey olduğu zaman, yani bir etkinlik olduğu zaman herkes buraya geliyor. Dolayısıyla buranın yeniden aktive edilmesi için bir dizi öneride bulunduk. Bunu yaparken de birkaç şeyi tutmaya çalıştık. Birincisi otoparkın kullanımını aslında herhangi bir
zarar vermeyecek bir öneri getirmeliydik. Çarşıyla daha fazla ilişki kurmalıydık. Mevcut ilişkileri güçlendirecek bir dizi önlem almamız gerekiyordu. Ölçeği yeniden tarif etmemiz lazım. Çünkü şu görmüş olduğunuz alan aslında iki futbol sahası büyüklüğünde bir yer. Yani dolayısıyla bunun böyle ölçeğini biraz da parçalamak lazım. Bir de kent meydanları bence şöyle bir yer. Yani bir tasarımcının gelip her şeyi sıfırdan tasarladığı bir yer olarak görünmemeli. O kentin bir hafızası var. Orada yıkılmış olan yapılar varsa bile bu yapıları andıran bir takım izleri orada görmek gerekiyor. Çünkü yoksa bütün şeyi, hafızayı sürekli tekrar tekrar yeniden yazmak gibi bir yola geliyorsunuz. Ölçeği nasıl küçültürüz, ilişkileri nasıl sürekli kullanırız, bu işi nasıl elimize bir hale getiririz gibi bir dizi araştırmadan sonra aslında böyle bir öneri getirdik. Rüzgara baktık, güneşe baktık. Hangi noktalarda korunaklı alanlar yaratmamız gerektiğini, insanların nereden yürüdüğünü biraz tarif etmeye çalıştık. Şurada bir cadde var. Bu caddenin sürekliliğini önemsedik. Bunun karşısında bir acaba geçit yapabilir miyiz dedik. İnsanların kışın veya yazın bölgeli ya da rüzgardan korunaklı olarak bileyebilecekleri alanlar yapabilir miyiz dedik. Farklı adalar haline getirebilir miyiz dedik. Bir de bir türbin önerdik aslında. Bütün bunları bu meydanda yapılacak bir takım şeyleri de görmek için. Ama bu da bizi kesmedi açıkçası. Çünkü burada her şeye rağmen bütün bu şeyi, ölçeği tarifsiz kılan, geometrinin de açık kalmasından da kaynaklanan galiba bir konu da var. Ama daha önemlisi insanların buraya gitmesi için bir sebep olması lazım. Yani bu meydanı işletecek bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla burada bazı, yani burayı aktive edecek bir takım ilave enstrümanlara da ihtiyacımız olması gerekiyor. Çünkü dedik ki yani burada böyle bir bulvarı tutan bir strüktür yapsak, geçirgen bir strüktür yapsak, bu zaman zaman üzerine bir ekran alsak, zaman zaman bir açık hava müzesine dönüşse, zaman zaman içerisinde bir kitaplık, bir kafeterya da olsa ve aslında şurada bir odak noktası, doğrusal bir odak haline gelse ve meydanı biraz da beslese, canlandırsa, bir cazibe unsuru haline getirse dedik. Böyle bir öneri yaptık. Ve aslında bu burada biraz da etraftaki yükseklikler, meydanın ölçeği derken önerdiğimiz yine bir ahşap strüktür oldu. Üzerinde büyük bir ekran var. Burada maç da seyredilebiliyor. Pahalı bir ekran. Parasını biraz şeyden de çıkarıyor. Üzerine reklam alabiliyor. Dolayısıyla belediyeye gelir de getiren bir yapı aslında. Ve böyle bir türbünden de burası görüyor. Yani burada maç da seyredilebilir, tiyatro da seyredilebilir veya bir meeting de gerçekten yapılabilir diye düşünerek böyle bir öneri yaptık. Yapıldı inşallah. Şu anda bunun birinci aşaması yapılıyor. Strüktürün kendisi aslında şeyin izinleri tamam ama strüktürün kendisi ikinci aşamanın halesi. Fakat işte az önce söylediğim şeylerden bir tanesi de bu. Önümüzde seçim var. yani her proje gibi projenin de yarım kaldığını bilmiyoruz ne kadar gerçekleştirilebilir. Nereye kadar yapıldı? Şu anda soldaki türbin yapısı, şuradaki türbin yapısı yapılıyor. Meydanın taşları döşendi. Buradaki anıt yeriyle ilgili bir tereddüt var. O biraz daha belki ekseni kayacak. Çünkü enteresan bir şey. Mesela bu meydanda bir anıt var ama o anıtın arkasındaki dükkanlar bu anıttan şikayet edebiliyorlar. Ve onu da yapan bir mimar. Vallahi işte bilmiyorum. Yani hepsi bir arada. Tüm bunların hepsi bir arada. Böyle bir öneriydi bu. Bakalım yani bizim için epeyce yorucu, öğretici, bir yandan böyle gerilimli. Ama yarım kalırsa kullanım imkanı yok şu an. Yarım kalırsa büyük oranda zedelenmiş olacak. Ya. Evet. Evet. Yani bu şeyin içerisinde zaten projelerin bir sonraki yönetim tarafından sahiplenilmemesi aslında çok önemli bir kentsel problem yaratıyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Göreceğiz hep beraber. Göreceğiz. Bizim de yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Bu kemerler. Bizim yaptığımız şey konut ilk inşa ettiğimiz konut sitesi aslında. Yaklaşık 5 yıl sürdü bunun projelerin yapılması ve projenin tamamlanması. Kemerburgaz'da. Şimdi bu fotoğrafları gösteriyorum ama biz bu fotoğrafları çektikten sonra burası o kadar değişti ki. Biz bir müddet daha değişmez diyorduk ama
Bunların hepsi biz daha bu işi yaparken tarih oldular. Bir tür çeper bu. Epeyce şeyi yüksek, yoğunluğu yüksek. O yoğunluğu nasıl yönetebileceğimize dair eskizler bunlar. Ama çok basit bir şey var temelde. Yani zor bir geometrinin içerisinde yerleşiyor ama çok temel bir mantığı var. Aslında doğrusal bir koridor üzerine takılı modüler bir konut sistematiği bu. Ve onun önünde de bir ikinci cephe var. İkinci cephe ile birinci cephe arasındaki mekanda bir teras oluşturuyor. Yani şundan bahsediyorum. Şu pembeler yok, morlar ev, şunlar da teraslar. Dolayısıyla yeterince parası ve işte cesareti olan birisi şu bloğu bütün bir katını alıp kendisini tek bir evde yapabilir. Tamamını birleştirebilir. Çünkü tesisatları tamamen buraya yaslanıyor. Taşıyıcıları tamamen çeperde. Burada gördüğünüz bütün duvarlar da alçıpan duvarlar. Yani bu tamamen salgında bir tek bir mekana da dönüştürülebilir. Ufaltılı küçük 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 birimler olarak da kullanılabilir. Bu çok fazla aslında modernitenin içerisinde denemeleri olan ama bizim her nasılsa konut kültürümüzün içerisinde çok az girmiş bir tipoloji. Biz bu bölgede daha önce Emre Aralat'ın ofisinde ben çalışırken denediğimiz birkaç model vardı. Bu da onun bir adaptasyonu aslında. O plan şemasının bir adaptasyonu. Ama bir de kendileri buradaki büyüklüklerden ötürü kendine özgü tabii. Çok fazla tip var. Çünkü ne kadar verimli kullanmak isterseniz bu geometriyi o kadar fazla özel çözüm ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla burada yaklaşık 100'e yakın böyle farklı bir varyasyon var diyebiliriz. Bu da bitmiş hali aslında. Böyle bir büyüklükten bahsediyoruz. Yatay mimari, 5 katlı bir yapı bu. Dolayısıyla Kemerburgaz ve Göktürk tarafında aslında bir gabari konusu var ve bu aslında olumlu da karşılanabilir. Ama yataylığın bir yoğunluk getirmediği gibi bir konu yok tabii. Yani yoğunlukla yataylık başka şeyler. Burası artık kentsel bir doku haline gelmiş bir yoğunluk. Yani Kemerburgaz'ın bundan 20 sene önceki tarifi bugünküyle örtüşmüyor. Yoğunluklar arttı. Dolayısıyla biz o kentsel durumun içerisinde yine hala ne yapabiliriz diye tartıştığımız bir proje bu. Böyle bir şeyin içerisinde bir parkın önünde aslında yer alıyordu ama mesela sağ tarafta bir takım imari yerler de vardı. Onların sonuçlarını da zaman içerisinde gördük. Ortasında bir avlu var, çepere bakıyor. Çepere bu kadar yaklaşmak aslında bu bir kapalı site olmasına karşın sokakla ilişkiyi mecburen biraz da sürekli kılıyor. Çünkü bahçeler yaklaşık 3 metre derinliğinde, arkalarında da 3'er metrelik birer teras var ama böyle olduğu zaman aslında bir anlamda Ankara'nın herhangi bir sokağında bir evin sokakla ilişkisi nasılsa burada da o olabiliyor. Ama sokağın niteliği elbette ki tartışılır. Bu da biraz zamana ihtiyacı olan bir konu galiba. Dolayısıyla bütün evlerin çeper blok ve tek çepeli olması bütün o sokağı gözleyen evler yapma imkanı sağlıyor. İçerisinde bir şey var aslında bunun. Bir gövdesi var. Bir de onun üzerine takılmış bir ahşap balkon ve teras sistemi var. Bütün evlerin terasları dolayısıyla kendi güneşle veya mahremiyetle ilgili çabalarına ilişkin olarak adapte edilebiliyor. Bu sefer bunlar kayar paneller. Dolayısıyla hareketli paneller, basit bir mekanizma. Bu bizim ilk yaptığımız şeydi, bir çalışma herhalindeydi. Bu da yapılmış hali. Yani bunlarla epey uğraşıyoruz öyle yapılsın diye. Bütçeleri normalde bu işlerin hep kendine özgü bütçeler. Çünkü bu projenin mesela yatırımcısı olan firma aynı zamanda bu ahşapların da ithalatçısı ve üreticisi. Dolayısıyla bu işin içerisinde bunlar yer alabiliyor. Başka bir işin içerisinde belki yer alamayabilirdi. Ama iyi, bunlar çok iyi fotoğraflardı. Biraz yağmurlu bir günde çekmek zorunda kaldık. İlk anda böyle bu işin bitmesi çok uzun sürdüğü için çekebildiğimiz ilk anda çekmek istedik. Biraz ıslak fotoğraflar ama bizim niyetimizi anlatıyor projeyle ilişkili. Zeminde büyük bir yoğunluk var. Dolayısıyla yukarıya almış teraslar var. Yani yükseltilmiş zeminler var diyebiliriz. O teraslar ortak teraslar. Aşağıda kaybettiğimiz alanı kısmen de olsa yukarıda sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar işte şeyler, biraz ara mekanlar. Bu yukarıdaki mesela etrafa bakan teraslardan, ortak teraslardan bir tanesi. Bütün çatıların önleri yine bu sefer özel teraslar olarak kullanılıyor.
Bu da aslında şey, şu anki durum. Yani bu şey, şu etrafın her zamanki hali galiba bizim hayatımız boyunca uğraştığımız durum olacak. Yani bu ne yaparsak yapalım, böyle bir çevrenin içerisinde iş yaptığımızın her zaman farkındayız. Ama şunu da biliyoruz, yani herkesin yapım aşamasında zamanla bunlar oturacak, zamanla bu evler geride kalacak, burası biraz yeşerecek, sokak sokağa benzeyecek, yavaş yavaş bir şeyler olacak ama zamana ihtiyacı var, her konut sitesinin olduğu gibi. İç mekanla ilgili hiç bilgi var mı? İç mekan fotoğrafları şu anda bu şeyin içerisinde yani, yok. Yani tefrişli bir plan gibi. Tefrişli bir plan maalesef bu sunuşta yok. Maalesef bu sunuşta yok. Çok farklı tipte evler var. Yani 35 metrekare netten 160 metrekareye kadar değişiyor. Ama hani bu hiçbir şey demek değil tabii, tefrişin niteliği değil. Projede pek yeşil alanda siz de yer bırakmışsınız. Bu yoğunluğun içerisinde ancak yapay yeşiller teraslarda yapmak olabiliyor. Yani her evin kendi terası var. Bir de ortak teraslar var. Onun haricinde bu yoğunluğu bir de işte böyle şeyler var. Takılmış olan malzemeler. Yani bu balkonlardan ulaşılan yeşiller var. Bu yoğunluk böyle bir yoğunluk. Yani bu yoğunluğun bir kez içerisinde yer aldığınız zaman yapabilecek çok da fazla bir şey yok. Son göstereceğim projede... Kaç yıldır kullanılıyor bu bina? 6 aydır. 6 aydır. Daha. Bu sizin kendi projeniz Emre Bey'le. Değil. Ha, bu sizin projeniz. Ben Emre Bey'in izleri varmış gibi doğru geldi. Emre'nin oradaki o zaman da yapılan bu neresine düşüyor? Göktürk'te o Kemerburgaz. Arada yaklaşık bir 5 kilometre falan var. Ha, seninki Göktürk'te değil. Değil, Kemerburgaz'da. Burası yeni gelişim bölgesi. Göstereceğim son iş aslında... Pardon, geçmeden bir şey öğrenelim. Tabii, buyurun. Şimdi siz projeyi çok fazla yola yakın olmasının bir avantaj gibi doğru anlattınız. Onun mantığı nedir? Niye öyle düşünüyorsunuz? Niye daha geriden çeper, yapıp yeşil bırakmıyorsunuz? Şöyle, çeper blok olduğu zaman aslında bir dezavantaj olarak bu görülüyor. Fakat ben bunun bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani bir arazinin çeperine yerleştiğiniz zaman her şeye rağmen sokakla görsel bir ilişki kurabiliyorsunuz ve o zaman sokak güvenli bir sokak haline gelebiliyor. Yürünen bir sokak haline gelebiliyor. Sokak sahiplenilebiliyor. Ama söz gelimi böyle bir çözüm yerine taraklı plan denilen, yani çepere cephe vermeyen, kısa cephelerini veren dikey bloklar olarak da bu çözülebilir. Onu yaptığınızda bu kez sokakla tamamen ilişkinizi kesiyorsunuz ve tamamen içeri dönmüş oluyorsunuz. Aslında onu vurgulamak istedim. Mesafenin, arada bırakılan mesafe ise tamamen yoğunlukla ilgili. Yani onu azalttığınız zaman bu sefer hak kayboluyor ve bu şeyin kabul edebileceği bir şey değil yatırımcının. Dolayısıyla da mal sahibi. Doldur diyor yatırımcı. Fiyatı ona göre. Her şeyin fiyatı ona göre. Sokak kullanılabilir hale geliyor. Sokak gözlenebilir ve yürünebilir bir hale geliyor. Çünkü öbür türlü izole kalıyor. İzole kalıyor. Yani mesela bunların hep şeyleri, örnekleri var. İki sokak arasındaki fark sırf bu... Bu yüzden. Cepheyle olan ilişki yüzünden çok farklılaşabiliyor. Bu son proje göstereceğim. Bu da bizim Venedik maceramız. ben burada küratör olarak yer aldım ama aslında benimle birlikte Yağız Söyle, Cansu Cürgen, Nizam Sönmez, Erdem Tüzün ve Yelta Köm'de yardımcı küratörler olarak görev aldılar. Bu uzun soluklu bir proje. Aslında hikayenin en başından anlatmak lazım. Venedik Mimarlık Bienali'nin bizim yaptığımız bu sergi Türkiye olarak üçüncü katılımı. Yani 2014 senesinde ilk kez Türkiye Mimarlık Bienali'ne bir ülke katılımı gösteriyor. Ve bunun aslında sürükleyicilerinden bir tanesi de burada Süha abi. Ona da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 2014 senesindeki ilk sergiyi Murat Tabanlıoğlu üstlenmişti. 2016 yılından itibaren ise artık bir küratörün atanması yerine İstanbul Kültür Sanat Vakfı, bu işi organize eden kurum, dedi ki biz bu işi bilenlere bırakacağız. Bir danışma kurulu oluşturacağız. Bu danışma kurulu
aslında bir seçici kurul olarak da görev yapacak. Bir açık çağrı yapacağız. Mimarları davet edeceğiz. Ve bizim adımıza bu kurul başvuruları değerlendirecek. Yanlış anlatmıyorum herhalde değil mi? Eksik anlatmıyorum umarım. Çok güzel anlattın. O kurulun içerisinde Süha Hoca da var, Uğur Tanyeli de var, Arzu Erdem de var, kalabalık bir ekip. İlk açıldığında bu açık çağrı, bunu niye uzun uzun böyle anlatıyorum? Çünkü aslında bizim bu işi yapmamızın, yapabilmemizin tek sebebi bu açık çağrı. Eğer bu açık çağrı olmasaydı kimse bize bu işi getirmezdi. En azından genç bir mimar olarak şimdi getirmezdi. Bu genç mimar olarak bize verdiği bu imkan başka genç mimarlara da başka imkanlar sağladı. Biraz sonra onu da anlatacağım. 2014 senesinden sonra yani 2016 ve 2018 senesinde açılan açık çağrılara aşağı yukarı aynı sayıda proje, 30'ar proje başvuruda bulundu. Biz ilkine başvurmamıştık. İlkinde Teğet Mimarlığı'nın Darzana isimli projesi seçilmişti. 2018 senesinde gerçekleştirilen açık çağrıya da bizimle birlikte başvuran 30 projeden 3 proje finalist oldu. 3 projenin içerisinden de bizim projemiz aslında seçilerek 2018'deki temsil hakkını kazandı. O sene yani bu açık çağrıyla eş zamanlı olarak Biennale'in teması da aslında açıklanmıştı. Free space, serbest mekan olarak. Biennale'in küratörleri Yvonne Feo ve Shelley McNamara bu temayı açıklarken şöyle bir cümle kullanmışlar. Yani biz mimarlıktan herkesin faydalanma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Mimarlığın rolü hem bizim bedenlerimize birer barınak sağlamak hem de ruhlarımızı yüceltmek diyorlardı. Bu güzel bir cümle, gerçekten önemli bir ifade. Fakat tabii Venedik'te çok sınırlı bir alanda, çok sınırlı bir grubun, imkansız bir grubun diyebiliriz, ulaşabildiği bir alanda serbest mekan konuşmak kendi kendine bir problem aslında. Çünkü Venedik'e gitmek bir konu. Bir kere vize almanız gerekiyor. Yani Venedik'e gitmeye müktedir olmak için bir kere bir kendinizi bir ispatlamanız lazım. Yani işte ben çok gençken olmuyor. Vize alamıyorsunuz. Çok gençken olmuyor. Hani daha az gençken de kolay değil. Sonra pahalı. Uçak bileti pahalı. Kalacak yer pahalı. Zaten vize vermiyorlar çok genç. Evet. Yani de yeterli şeyin sonra şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de sonrasında da Biennale'in kendisi de pahalı. Dedik ki yani burada bir sergi bütçesi var. Bu işin içerisinde bir sergi yaptığımızda yine aynı imtiyazlı grup, yine kendi içine kapalı bir grup bu işi tartışacaksa bu serbest mekan konusunu yeniden tartışmaya çalışmak aslında çok anlamlı değil. Eğer biz bu bütçeyi, bir sergi bütçesi varsa bu bütçeyi buraya yeni katılımcılar için harcasak ve buraya gençleri aslında götürmeyi denesek ve aslında bu serginin ekonomisini bu şekilde yöneseydik ne olur? Bizim bütün projemiz aslında bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla şu Biennale tecrübesini, yani sadece serginin kendisini değil de Biennale'in öncesi, sonrası, esnası, Venedik'in kendisi, bütün bunlar, bütün bu paketin aslında olabildiğince demokratik bir şekilde yeni katılımcılara açılması mümkün olabilir miydi diye bir soru sordu. Biennale'in şöyle bir tarafı da var tabii, yani müthiş bir halkla ilişkili bir etkinliği. Öyle bir hale geliyor ki bu iş bir noktada özellikle açılış esnasında içeriklerin çok fazla izlenmediği, bunun böyle sadece görmek ve görünmek üzerine kurulduğu bir şeye dönüşüyor. Bu da kendi başına bir sorun. Çünkü aslına bakarsanız Venedik izleyicisinin kendi içerisinde yer almadığı belki de tek Biennale şehri. Herkes orada yabancı. Çok pahalı olduğu için sınırlı bir bütçeyle, sınırlı bir zamanda geziliyor bu sergiler ve bir kaba bir hesap yapılmış. Yaklaşık 3 dakikaymış bir serginin ortalama gezme süresi. Dolayısıyla yani sizin 3 dakika içerisinde hele bir açılış zamanı hem sosyalleşmeniz, hem bir sergi içeriğini anlamanız, hem o konu hakkında böyle bir sinirleriniz çok kolay değil. Biz bunu da bir aslında masaya yatıralım istedik. Yani bu iş böyle bir 3 dakikalık resim üretme işiyse bütün bu parayı buna harcamayalım. Bunun yerine gençleri götürelim dedik ve Vardiya projesine şöyle tarif ettik. Türkiye pavyonu bir buluşma, bir karşılaşma ve üretim mekanı olabilir mi acaba? Bunun için de bir sistematik kuralım dedik. Yani ilk başta 24 defada
beşer öğrenci götürelim, vardiyalar halinde götürelim. Bu projenin adı da vardiya olsun diye. Yani 5 kişilik bir öğrenci grubunu, bütün masrafları İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bu sergi bütçesinden karşılanmak üzere Venedik'e götürüp, orada ağırlayıp, uçak biletlerini ödeyip, harçlıklarını ödeyip, hatta orada üretmelerini sağlayıp, o ürettikleri şeyin de bir serginin bir parçası olması acaba bir projeye dönüşebilir mi diye başladık. Bu 24x5 rakamını tuttuk ama 24 sefer yerine 13 sefer çarpı yaklaşık 9 öğrenci gibi gruplar oluşturduk. Bütçeyi iyi yönetmek için dedik ki birçok şeyi online olarak yapalım. Yürütücüler olacaksa o yürütücüler gitmesin. Onun yerine böyle bir takım doğru bir altyapı kuralım ve bunu internet üzerinden bir iletişim sağlayalım. Fakat sonra yürütücüleri de götürelim ama kısmi olarak götürelim derken iş dallandı, budaklandı. Ama bize cesaret veren bir şey oldu. Biz seçildik ve iyi bir koordinasyonla aslında sadece sergi öncesinde normalde serginin açılmasıyla biten bir hazırlık sürecini aşan, bütün Biennale süresince devam eden bir süreç tasarımı ve süreç planlaması yaptık. Bu da bu buluşmayı ulusal nitelikli bir buluşma haline getirmek pek de içimize sinmedi. Eğer ki diyorsak ki bir dünya kültürünün parçasıyız, dünya mimari kültürünün parçasıyız, bu iş uluslararası bir buluşma olmalıydı. Dolayısıyla dedik ki bir açık çağrı yapalım ve dünyanın bütün mimarlık öğrencilerini davet edelim. 110 tane üniversiteyle iletişime geçtik. Bu üniversitelerin dekanlıklarına, bölüm başkanlıklarına, öğrenci işlerine, öğrenci kulüplerine mektuplar yazdık ve projemizi anlattık. Olabildiğince fazla yere, biraz da böyle kendi kişisel ilişkilerimiz, kişisel ilişkileri olan kişilerle olan ilişkilerimiz falan gibi böyle basamaklı bazı şeylerle, iletişim hamleleriyle olabildiğince bu işi yaygınlaştırmaya ve duyurmaya çalıştık. Welcome to Vardia in the Pavilion of Turkey. Vardia is a spatial and temporal staging ground carrying out a program full of public events in an open space to meet, encounter and produce. Over the course of 26 weeks, 122 architecture students from 21 countries will participate in 13 separate workshops and add their collective works to the exhibition of Vardia. Vardia started with an open call to undergraduate and graduate students of architecture from all around the world. 452 students applied to become a part of Vardia. From these applicants, 122 were selected. This multinational, multicultural group of students will take part in this international scholarly venture to think, investigate, imagine, create, document, and exhibit. Güney Afrika gibi çok farklı yerlerden başvurular vardı. Başvuruların çoğunluğu %70 kadarı Türkiye'den gelmişti. Students will arrive in Venice on Mondays in groups of 10. They will spend their first day in Venice getting accommodated, exploring the city and sightseeing. Biraz etrafı geziyorlar. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler işte Venedik'te buluşuyorlar ve yerleşiyorlar. Pazartesi'nde Biennale. Sonra Biennale'i geziyorlar. After seeing various pavilions and exhibitions, the students will arrive at the Pavilion of Turkey and experience Vardia for the first time. Sonrasında Türkiye pavyonuna geliyorlar ve Türkiye pavyonunda daha önce biz hazırladığımız altyapıyı kullanarak workshops at Vardia have a variety of topics. From Christian media to documentation, and from illustration to urban studies, there is a workshop for everyone. Vardia is scattered, inclusive, and ever-changing. Its workshops, meetings, and lectures are open to all visitors of La Biennale.
teşekkür ederim. Farklı seçilen öğrenciler, onların yüzleri, katılımcılar. Bunu olabildiğince farklı türden katılımcıyı açmaya çalıştık. Bu anlamda sadece atölyeler düzenlemedik, aynı zamanda dijital toplantılar yaptık. Yaklaşık 60 kadar dijital toplantının kaydını YouTube'da Vardiya Online adresinden izleyebilirsiniz. Bir tür açık kaynak yaratmaktı bizim maksadımız. Atölyelerin temaları çok çeşitli. Biz dedik ki yani bizim bir mimarlık yönelimimiz burada baskın olmasın. Burada olabildiğince farklı konuda mimarın her alanına değinen atölyeler gerçekleştirdik. Bu da mekan tasarımı. Mekan tasarımı ile ilgili yaptığımız şey bir bölgeli ölçek, bir maketi aslında. Çünkü servisinin, ürünün ne olduğunu bilmediğiniz bir mekan tasarlamak çok kolay değil. Öncesinde biz neyi vaat ediyoruz ve bunu nasıl aslında farklı motivasyonlara göre adapte edilebilir, kılabiliriz diye epeyce düşündük. Çok basit bir öneri getirdik. Bina bizim Türkiye pavyonu çok hassas bir bina. İtalya'da bu iş çok ciddi yapıldığı için duvarlara çivi çakmak yasak, çatıya fazla yüklemek yasak, zemine herhangi bir müdahale bulunmak yasak. Biz bunun içerisinde aslında tekstil odaklı bir tasarımla çok kolay değiştirilebilir, dönüştürülebilir mekanlar üretebilir miyiz diye baktık. Ve bu mekanlar zamanla bunlara dönüştüler. Aslında ilk açılış anında gördüğünüz bu kumaşlar ve kumaşların tarif ettiği alanların içerisindeki sergileme ya da çalışma alanları diyebileceğimiz bir tasarım önerimiz. Burada her şey değişiyor. Bu kumaşlar yavaş yavaş böyle hareket ediyorlar. Çünkü içeride bir hava akımı ürettik. Işık sürekli değişiyor. Işığın rengi değişken. Çünkü mekanın da sürekli değişken olduğunu ve hiçbir şeyin aslında burada statik olmaması gerektiğini düşündük. Bir de bir projeksiyon yaptık. Bu projeksiyonlar aslında katılımcı öğrencilerin yüzleri, kendi çektikleri videolardan oluşan yüzler. Yani sabit resimler değiller. Her biri kendini tanıtıyor burada. Yaklaşık bir dakikalık video ve sürekli dönüşüyor. Dolayısıyla aslında ilk gün burada açılışta ne göreceğiz denildiği zaman öğrencilerin suretleriyle, yüzleriyle, yani öğrencilerle tanışma imkanı verdik. Burası çalışma alanı, aynı zamanda bir forum alanı. Etrafında çok basit küplerden oluşan bir düzenek var. Ve burada büyük iki projeksiyon ekranında dijital buluşmalar gerçekleştirdik. Bu buluşmaları hem YouTube'da izleyebiliyorsunuz hem de Biennale süresince aslında bütün ziyaretçilere açıktı bunlar. Bir tür açık kaynaktı bizim yapmak istediğimiz. Onu belli bir noktaya getirebildik diye düşünüyorum. Bu da sergi mekanından aslında farklı fotoğraflar. Biraz böyle dinlenilen, vakit geçirilen bir yer olsun diye düşündüğümüz için hamaklar ekledik bunların içerisinde. Çünkü sergi gezmek çok yorucu bir iş. Ve o hamakların epeyce kullanıldığını gördük. Bu ilk gün çektiğimiz bir video. Ciddi bir altyapı yatırımı var burada. Bu sergi için daha sonra da kullanılmak üzere akıllı bir takım harcamalar yaptık diyebilirim. İKSV'nin desteğiyle. Dolayısıyla burada öğrencilerin çalışması için bütün bilgisayarları İKSV aldı. Bütün bu videoların çekilmesi için gereken ekipmanı onlar sağladı. Saat malzemelerini sağladılar. Aynı zamanda öğrencilerin kalacak yer masraflarını, uçak masraflarını ve oradaki harcamalarını İKSV üstlendi. Dolayısıyla aslında burada işleyen bir altyapıyı biz sergi başladığı andan itibaren sürekli test etme ve geliştirme olanağı bulduk. Burası aynı anda 9 öğrenci var. Aynı anda 9 veya 10 öğrenci oluyor. Bunların içerisinde mutlaka yabancı öğrenciler var. Bir hafta kalıyorlar. Sonra onlar gidiyor, bir diğer var diye başlıyor. Sürekli değişiyor. Evet. Mekan böyle bir yer. Sonra buna dönüştü. Son vardiyada mekanın aslında ölçümünü de yaptık. Bütün üretilen işlerin rölevesini aldık. Bunlar da şeylerin, atölyeler boyunca mekanların neye dönüştüğü, malzemelerin neye dönüştüğü ile ilgili şeyler. Çok farklı atölyeler. Bir grup geldi, ETA Zürich'ten bir robot kol getirdi. Tamamen robot. Başkası bizzat şeyin kendisini dönüştürdü, mekanın kendisini bir tekstil tasarımına dönüştürdü.
Ve bu şey aslında mekanın içerisinde zamanla dönüşen, dolan, biriken bir sergi haline geldi. Bugün bu sergi bitti. Geriye ne kaldı? Aslında geriye hem bu hafıza kaldı, bizim kaydını tuttuğumuz 13. Vadiye'de tuttuğumuz ve zaman içerisinde daha da ulaşılabilir kılmaya uğraştığımız bir kaynak oluştu. Bir de bu kitaplar kaldı aslında. Önemli buluşmalar yaptık. Yani Palazma geldi, Peter Eisenman geldi. Bizzat şeye katılanlardan birkaç isim sadece bunlar. Yani sadece dijital buluşmalara değil, aynı zamanda öğrencilerle dünyanın kabul ettiği önemli mimarlarla aynı masada oturmak. Yani bir konferans düzeninde değil de aynı masada oturup tartışmak, sohbet etmeye imkanı bulduk. Bunlar da bizim farklı aşamalardan hazırladığımız görseller. Bazı araştırmalar doğrudan zanaatlerle ilgiliydi, bazı atölyeler. Mesela Carlos Carpa ile ilgili bir atölye vardı. Cam atölyelerine gittiler, mermer atölyelerine gittiler. Bütün ustaları buldular, onlarla konuştular, onların kaydını aldılar. Bazıları çok daha araştırma odaklıydı, bazıları performans odaklıydı diyebilirim. Bunlar da bizim şeyin sonunda yaptığımız aslında çizimler. Bugün yanımızda getirdiğimiz kitaplar, 5 tane kitap. Bu kitaplar sadece sürecin bir kısmını anlatıyor. Çünkü açılışta dağıtılan kitaplar olduğu için açılışa kadar olan aşamaları gösteriyor. Fikir, Açık Çağrı, Söyleşiler ve Pavyon diye 4 kitap var. Bir de 5. kitap var. O da aslında bir eskiz defteri. Dolayısıyla sergi gezen herkesin kendi dolduracağı bir kitap yapmak istedik. Fikir bizim bu projeyi niye yaptığımızı aslında anlatan kısmı. Açık Çağrı bizim bu Açık Çağrı süreciyle ilgili bütün detayları izleyebileceğiniz kitap. Söyleşiler içerisinde Suacun'un da olduğu bütün seçici kurulu üyeleriyle yaptığımız temsiliyet, Türkiye pavyonu, mimarlık, mimarın sergilenme biçimi gibi başlıklarla özetleyebileceğim bir konuşmalar serisinin kaydı. Pavyon'da aslında pavyonun tasarımını motivasyonlarını özetleyen bir kitap. İşte geriye de bunlar kaldı. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz Vadi Express diye bir şeyimiz var, blog adresimiz var. Bu hala aktif. Buradan geriye dönük olarak takip etmek mümkün. YouTube'da da Vadi Online adresinden bütün bu süreci görmek mümkün olabilir. Çok uzun konuştum. Çok güzel konuştum. Şimdi bir iki konu var. Birincisi, bu değerli kitaplar geleneksel piyangomuzun aracılığıyla dağıtılacak. Kartını atmayan ya da ismini yazmayan varsa... Ben yazdım. Biz yazmadık, haberimiz olmadı. Ben babamı öldüm. Birinci olay o. Yazsaydı nasıl koymuşsun? Biz farkında değiliz orada sohbet. İkinci olay, işin başında Kerem'in eşine teşekkür ettik. Bu kitaplıktan dolayı. Fakat işin sonunda da benim kendi eşime teşekkür ediyorum. Bu toplantılar dizisini üstlendi. Sağ olsun. Kerem ve Yasemin için birer alkış istiyorum. Gerçekten her peşini almıştım. İlk alkış oldu. İlk alkış aldım. Bugünün anısını belirtmek benim düşüncelerimi içeren Yasemin'in prodüksiyonu bir şey. Ek kartlar çıkmaz. Kart yok, bu kağıdı yok. Kartımız yok. Kendi kartımızı mı atacağız içine? Kendi ismimiz yazılacak. Ha, basılı kartımızı atacağız. Fark etmez. Yoksa yazabiliriz. Bende yok. Vereyim bu bir kağıt. Bu en heyecan verici bir yanım. Evet. Ben benim kartım Var ya, teşekkür ederim. Yazabilir miyim Yasemin Hanım? Tabii. Sonra. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Görmedim sizi. Yok, selam. Senin kartın var yanımda. Selam var mı? Benim kartım da meslek olarak seyyah yazıyor. Öyle ya. Şaşırdım. Evet. Delikanlı. Ama
Al bir tane de sana bir pers. Şunu da koyabilirim. Bir tarafı traveler, bir tarafı seyyar. Şunu diyoruz. Koyayım mı? Zaten öyle uygun gördüm. Ne yazayım? Aa, güzel, çok güzel. Onu bastırdım da çok güzel. Bekliyorum. Çok, çok güzel. Çok güzel. O anda aklıma geldi. Öyle yazdım. Ne, emekli mi yazayım? Tabii, tabii. Haklısın yani. Tamam hocam. Evet, birinci. Birinci beşiklik vardiya kitabının kazanan kişi. Bilir kişi miyim ha Peri Hanım'a şey? Peri Hanım. Yok, gitti. Ya, gitti. Kaybetti. Hayır, buraydı. Ya, ya. Çok yazık. Olmaz. İşte bu kadar. Ondan sonra kadroluyuz. Efter aynı zamanda ODTÜ Mezunlar Derneği'nin başkanı. Evet, tabii. Gerçekten hile var mı? Ya ne yapıyor? Yapıyor çıkıyor. Yani manyetik tarzı. Manyetik şans. Ahmet. Ahmet Şans da biliyorsunuz bu kitapların mimarıdır. Tabii. Yerini buldu kitap. Daha bir tane de yani bir şey çıkmış. Evet, kağıt, kağıt, kağıt listeli. Ben geldim herhalde. Şehda. 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 Nasıl olsa Ömer dolaşır buraya gelir. İstedik ya. Şehda ve Şefik Onat da ilk büyük hibeyi yapan, kitap hibesini yapan, yani yüzlerce kitap hibesi yapan bir kitap hibesi önlüyor. Ahmet abiye çıkmaz dedim. Çıktı. İki Ahmet yan yana olmuş. Ali sakal. Hiç kimse var. Gençlere çıksın. Ben yolda yürüyorum. Bize valiye tablası var. Onu da koyayım mı? Ben bir paylaşıcı yok. Canım ben tamam. Komple ödemiş bir yok. Hayır çok yok. Ben bir tek birinci yok. Şimdi şeyler çok iyi. Bundan sonra ocak başında pizza servisimiz var. Biz kırmızı ve beyaz şarap veriyoruz. Başka içecekleriniz ne olursa olsun karşıdaki süpermarkette ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Çok iyi ya.